Artvin Şevşat Elmalıköy Ormanı. Artvin'de çok yoğun bir şekilde orman kıyımlarına ne yazık ki devam ediliyor. Artvin'de eskiden 70 bin metreküp orman kesimi olurken şimdi 1 milyon metreküplük bir kesimden bahsediyor yurttaşlar ve bu gerçekten bir kıyım. Kesim değil. Gördüğünüz gibi ormanların bazıları da ağaçların bazıları da sanki kasten kurutulmuş, sanki kurumaya terk edilmiş gibi duruyor ve ormanları katledenler bu ormanı korumak yerine bunu bahane olarak kullanıyorlar. Bir orman kıyımıyla karşı karşıyayız. Aslında Şavşak'ta bile Artvin'in tamamından daha fazla bir orman kıyımı var. Niye? Şavşak'ta aslında eskiden buralarda 20 bin metreküpü geçmeyen orman kesimi şimdi 100 bin metreküpleri geçmiş durumda. Ve şunu sormak isteriz. Bütün bu orman kıyımına rağmen Artvin, Şavşak ya da buradaki Elmalı köyleri bu orman kesiminden ne kadar nasipleniyor? Yani bunu satanlar Artvin'e ne gelir veriyor diye sorarsak o da bir hiç. Bu ağaçlar Artvin'in dışına gidiyor, Artvin'in dışında işleniyor ve iktidar tarafından palazlanan bir takım büyük şirketler bu ağaçları burada ne yazık ki kendi çıkarları uğruna katlediyorlar. Artvin'in doğası çok kıymetli. Artvin'in doğası bizim için korunması gereken bir milli park, bir milli hazine. Ama ne yazık ki son zamanlarda madenlerle, HES'lerle ve orman kıyımlarıyla ülkemizin en güzel doğası Artvin katledilmeye çalışılıyor. Uğur milletvekilimizle beraber geldik. İl başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, Şavşat Belediye Başkanımız burada. Bunu Türkiye kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Evet. Birkaç şey de ben söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi arkadaşlar, benim avukatlık yaptığım dönemlerde şöyle bir kural vardı. 6.831 sayılı orman yasasına göre devlet vatandaştan ormanı korumaya çalışırdı. Orman muhafaza memurlarıyla derdi ki ormana zarar veriyor. Orman muhafaza memurlarıyla yaptırım onun üzerine kurulurdu. Devlet ormandan vatandaşı korurdu. Şimdi kural değişti. Türkiye'de o vatandaş devletten ormanı korumaya çalışıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın şu görüntüleri görün. Bütün Türkiye görsün. Hani ne diyorlar? Genç ağaçları kesmiyorlar. Dökük ağaçları indiriyoruz diyorlar. Değil. Buna ilişkin parlamentoya soru önergeleri verdim. Araştırma önergeleri verdim. Basın toplantısı yaptım. Mecliste konuşmalar yaptım. Ardanuş'ta, Artvin merkezinde, özellikle Hatice Vadisi'nde derin bir kesim vardı. Çok yoğun bir kesim vardı. Şimdi burada öğrendik ki 2-3 gündür ilçe başkanımız, belediye başkanımız sağ olsunlar bizi bu konuda uyardılar. Buradaki dostlarımız bizi uyardılar. Artvin'de, Şavşat'ta da bu bölgede hem Elmalı Banta bölgesinde hem Hızat bölgesinde ve diğer bölgelerde de yanılmıyorsam yoğun bir kesim var. Şimdi aldığım bilgilere göre buradaki kesin ana ağaçlarda direkt müteahhitlere, öyle mi Orhan Bey? Direkt müteahhitlere gönderiliyor. Şimdi şudur, başka bir malzemenin ticareti olabilir. Burada kesilen aslında bizim geleceğimiz. Ağaçları kesmiyorlar. Yani çocuklarımızı emanet bırakacağımız geleceğimize de neşter vuruyorlar, onu kesmeye çalışıyorlar. Ben buradan, biraz önce kıymetli milletvekilimizde ifade ettiği gibi, bu orman kesimini Türkiye kamuoyuna şikayet ediyorum. Yani buradan diyorum ki, bakın, nereye kadar? Nereye kadar bunu yapacak? Teslerle mahvettim. Orman kesimleriyle mahvettim. Betonlaşmayla mahvettim. Taş ocaklarıyla mahvettim. Bakın Şavşat olmadık bir şey var. Nedir? Sakin şehir diyoruz. Belediye başkanı da bunu yakinen takip ediyor. Siz bir yandan ağaçları kesiyorsunuz. Bir yandan başka bir şey konsepte Şavşat'ı sokmaya çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki Şavşat sakin şehirdir diye. Bunu asla kabul etmiyoruz. Pazartesi günü akşam üzeri Ankara'da olacağız. Salı günü ilk gittiğimizde ilk yapacağımız iş bu başkanım. Sanıyorum ki Özgür Vekilim de bu konuda gerekli şeyleri aldı, notları aldı. Sayın Genel Başkanımıza Şavşat'taki bu vahim durumu anlatacağız, arz edeceğiz ve buna müdahale etmesi için gerekeni yapacağız. Genel Başkan, buradan da kamu görevlilerine de sesleniyorum. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine de sesleniyorum. Yapmayın. Kıymayın bu ağaçlara bakın. Yarın bir gün bunun altına imza atanlar, bu usulsüz kesimlerle bu genç ağaçları yok edenler vicdan önünde hesap vermenin dışında mutlaka yargı önünde de hesap vereceklerdir. Bunu Artvin'in milletvekiline uyarıyorum burada. Demedi demeyin arkadaşlar. Elmalı köylüleri de sulama altına yolu yapıyoruz diye kandırıyorlar Sayın Vekilim. Öyle mi? Ha, bakın. Şimdi Sayın Başkanımız, Naci Başkanımız da ifade ediyor. Bu yolu yapıyoruz diye de sulama kanalı yapıyoruz diye de yanlış beyanda bulunuyorlar. Evet. Ben her Şavşat'a geldiğimde Şavşat'tan Elmalı tarafına baktığım zaman bütün dostlarıma burayı gösteririm, bu güzelliği gösteririm. Buradan daha büyük tablo gibi yer yoktur.
Yukarı çıkarsanız düzenli Yavuz Köyü, aşağıda da Vantan'ın ormanlarını gösteririm. Şimdi burayı katlediyorlar. Bu eğimde, bu coğrafyada, bu toprağı tutan bu ağaçlardır. O anlamda bunun takipçisi olacağız. Bunu ilgili yerlere aktaracağız. Buradan da bir kere daha ilin kamu yöneticilerine sesleniyorum. Su akar gider. Sizler buralardan gidersiniz ama biz bu yörenin çocuklarıyız. Burayı birkaç kişiye peşkeş çekenlere hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapmasak da kalbimiz kurur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu da. Siz başı vermediniz. Bu da.